kadar güzelmiş ya. Yeşil yeşil. Bayan popüler. Ay bana söyleyen de bay popüler. Evet evet. Evet değişiklik oldu. Baksana yemyeşil çok güzel. Evin stresinden uzak. Oh, açık hava. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bugün gerilmeyeceğim. Bugün buranın keyfini çıkaracağım ya. Zaten gerilmeye gerek yok. Niye gerileceksin? Evin içinde geriliyoruz ya ister istemez. Aynen öyle. Çok güzel ya. Sana ağaçlı. Şu ortada köpekler var galiba. Oraya da gizliyiz. Burada eğitiyorlar köpekleri falan. Hadi ya. Çok güzel bir tesis burası. Vallahi evde yeni ilişkilerin doğması açıkçası güzel bir şey. En azından insanlar biraz gerilmekten, birbirini eleştirmekten başka bir şeyler yapıyorlar. Aynen öyle. Yani şimdi ben çok mutluyum burada olmaktan da ama inşallah zaman gelir. Sen de beraber olduğun bir adayla gelirsin. O zaman i̇nşallah. Daha farklı hissedersin tabii burada. Ki de. Ben de şu an tabii ki de. Ben de gelirim. Hani insan istiyor ki böyle güzel yerleri bir de sevdiğiyle paylaşsın değil mi? Sevdiğiyle paylaşınca başka, arkadaşınla gidince başka tatlar alırsın. Doğru. Ama kesinlikle benim şu an buraya seninle gelmekten hiçbir şikayetim yok valla. Yok canım, kaçmam. Oh, iyi ki de geldik. Aynen öyle. Bir şey söyleyeceğim, evdeki müzmin bekarları olduk. Sen farkında evet. mısın? Ben çok kötü bir durumdayım. Hadi ben yine 1,5 aydır bekarım da senin bu konuda bir şeyin var yani. Bir vallahi iradeli bir duruşun var bekarlık konusunda. Şimdi şöyle bir şey, benim duygularım zaten bayağı böyle bir karma karışık olmuş durumda. Dün benim life coach'um vardı, gelmiş miydi? Evet, size geldi mi? Sohbet ettim. Ya sağ olsun, o gerçekten beni bayağı bir düzeltmeye çalışıyor. Çünkü o kadar çok duygu karmaşası yaşıyorum ki ben ne yapacağımın farkında değilim. Bu arada içeride hani benim potansiyel adaylarım olabilecek insanlar farklı yerlere bakıyorlar. Bizden aslında daha popülerleri var evde. Evet. Evet. O yüzden ben de ne yapayım? Senle aday olamıyorum. Sen zaten yaş duvarını koydun. Ne yapayım yani? Ya aslında ne biliyor musun? Melisler abiye ilk geldiler. Hemen ilgi duydukları kişiyi söylediler. Evet tabii ki de bu ev zaten hepimiz ilişki yaşamaya geldik bu eve. Hiçbirimiz öncelikle arkadaş olmaya gelmedik. Hı. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben her zaman şunu söylüyorum kızlar evinde de. Ya, ilişki yaşamak için ilişki yaşamak istemiyorum ben. Birine gerçekten bir şey hissettiğimde ilişki yaşamak istiyorum. Sence onlar sadece bu yüzden mi zorluyorlar? Yok Melis. Ben öyle bir kaygısı zaten olduğunu zannetmiyorum. Az çok izlediğim, tanıdığım kadarıyla. Gerçekten Kemal'e bir şeyler hissetmemiş olsa. Yapmaz. Yapmaz evet. Bahçeye kırmızı odalar kurdu. Hayatta yapmaz. Ki Kemal'de de karşılığı varmış ki. İstediğini direkt ortaya koyar. Olursa olur, olmazsa da tamam der. Ya, ben yoluma gidiyorum başka tarafa. Kemal de boş değilmiş ki. O kadar onu yanlış anladığı için o kadar üzülebilecek raddeye gelmiş. Valla ben Kemal'i insan olarak çok seviyorum. Eğer Melis de mutlu olacaksa en büyük destekçisi de ben olurum. Onu. İnşallah. Birazcık tabii olsun. Yeni ilişkisi olduğu için anlayışla karşılıyorum. Beni es geçti ama bakalım ilerleyen zamanlarda ne yapacak? bak. Şu kıskançlık yapmıyorsun değil mi şu anda? Hayır. Duyduklarım küçük kıskançlık değil değil mi? Hayır. Hiç alakası bile yok. Dün ben sana söyledim. Birbirinizi mutlu edeceksiniz. Tabii ki birlikte olun. Biz böyle aşk yaşamaya geldik. Ama yüreğinde bir burukluk içinde var galiba. Ya burukluk değil de. Ya yeniler şimdi ama bir dahaki geldiğinde Kemal eve geldiğinde bana da selam versin. İsterim tabii ki de. Sana selam mı vermiyor? Yok artık dün ya. Dün bir Melis'le tartışmışlar galiba. Eve geldiğinde falan Melis için gelmişti. Onu fazla hani alınmadım ya da kızdığım bir nokta değil de. Ben dedim hatta çıkarken kinaye yaptım. Kemal görüşürüz dedim. Aynen. Ama anlayışla karşılıyorum ya daha çok yeni ilişkileri. Birbirlerini yani, tabii ki de tanımak için biraz daha mühendim. Birbirlerine odaklanıyorlar. Bak kokumuzu aldılar nasıl? Evet. Nasıl sesi bu? Geliyoruz. Başlayacağız. Hop hop hop. Allah! Şunun güzelliği ya. Şşt. Kim? Merhaba. Ay. Merhaba. Nasılsın sen? Ne haber? Gel. Ne haber? Ne haber? Güzel güzel. Ne haber? Ne haber? Ellere bak ya Allah'ım. Merhaba. Nasılsın? Seni buraya mı gel kapattılar? Evet ama eğitiliyor. Burası aslında çok güzel bir eğitim yeri. Ay. Aa şunun güzelliği. Ay. Gözlere bak. Sen? Merhaba. Sen su tasımla mı oynuyorsun? Ya sana yemin ben seni. Şunun gözlerine bak. Gözlerine bak. Ne kadar şey geldi. Hop 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 hop. Nasıl zıplıyor?
İnanmıyorum ya. Aferin sana. Aferin sana. Hoppa. Gel buraya yukarı. Hop hop. Bravo. Harika ya. Şuna bak ne kadar oyuncu. Cansın can. Şu beyaza bak Tankut. Allah'ım siz ne kadar güzelsiniz. Tüylerime bak şuna. Merhaba. Arkadaşlarım nasılsın? Evet. Evet. Merhaba. Hadi gel. Hadi gel, sen de gel, gel. Hadi gel. Gel sen de bize gel. Ata bineceğiz. Allah gel seni de bindireyim. Wow. Oo. Beyaz at benim. Tabii canım zaten. Ben prensesin atı hep beyaz olur. Hayır beyaz aslında atlı prensini bulamadım. Prensin atı beyaz olur. Evet ama şimdilik kendi kendime prensi olabilirim. Onu ben hadi ol bakalım. Buyurun siz önden alalım o zaman. Ama herhalde o şapkayı evet, çıkartmak şapka zorunda kalacağız. Merhaba, nasılsın? Nasılsın? Beraber yolculuk edeceğiz bugün. Bugün ben sana bineceğim. Sen çok sakinsin. Teşekkür ederim senin şimdiden beni taşıyacağın için. Ne oldu, rahatsız mı oldu? Sen mi biniyorsun? Çok güzelsin. Merhaba, hadi beraber binelim. Allah'ım yarabbim, bazen böyle gözlerimi kapadığım zaman yanımda başka birisi varmış gibi hissediyorum. Sen konuştuğun zaman ya Allah Allah. O zaman nasıl mutlu oluyorsan onu hayal et. Yani. Hadi gezelim. Sen yeter ki sen.